Evet, spor sever takipçilerimiz, Amatörün Sesi programıyla yine karşınızdayız. Hüseyin Danış hocamla beraber bu hafta oluşturduğumuz gündem çerçevesinde sizlerle futbolu, sporun diğer branşlarla ilgili de gelişmeleri konuşacağız. Tabii bugün gündem maddemiz oldukça yoğun. O yüzden yine hızlı bir şekilde gündemimizi işleyerek sizlerin de değerli yorumlarınızı bekliyoruz. Şu anda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Çok Amaçlı Spor Salonu'ndan sizlere sesleniyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yayınımıza. İyi yayınlar. Evet hocam, bölgesel amatör lig başladı ve o Önder Spor, Bahçe Spor karşılaşmasıyla başladı. Bu biraz tabii Bahçe'de büyük bir heyecan da oluşturdu. Evet. Yani bölgesel amatör ligden daha sonraki süreçlerde işte amatör lig fikstürü çekildi. Bu arada da tabii az sonra da bölgesel amatör ligde Önder Spor, Bahçe Spor maçı değerlendirmesinin hemen ardından Mustafa Çıldır'la bir telefon bağlantısı kurup antrenör, Bahçe Spor antrenörü Mustafa Çıldır'la da bir telefon bağlantısı kuracağız. Bu şekilde bundan sonraki süreçlerde de diğer konuları işlemeye devam edeceğiz. Evet hocam, bölgesel amatör ligde heyecan başladı. Bu arada tabii yayınımız aynı anda Şükrü Tozluklu arkadaşımız da teknik masada bizlere destek veriyor. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bu anlamda tabii hareketli bir haftaydı hocam. Artık evet, başlıyor. Amatör lig de başlayacak. Bal Ligi maçıyla başlayalım. Ve Bal Ligi maçın Bal Ligi'nde 8. grupta mücadele eden iki takımımız bugün ilk haftada karşı karşıya geldiler. Bahçe'de Osmaniye derbisi diyebileceğimiz Bahçe Spor, Önder Spor mücadelesi oldu ve Bahçe Spor bu karşılaşmayı 5-1 kazandı. Penaltıların kaçtığı, çok da ilgi gören bir müsabaka oldu Bahçe Spor, Önder Spor. Kısmen ben hızlandırılmış bir şekilde videosunu izledim ama tabii burada genel bir değerlendirme de yapacağız. İlk maç Bahçe Spor, Önder Spor 5-1 galibiyet. Nasıl değerlendirirsiniz? Tabii, teşekkür ederim Ümit. Öncelikle tebrik ederiz Bahçe Spor'u. Güzel bir galibiyet aldılar. Sezona evet, çok iyi başladılar. Bahçe, Osmaniye'nin çok şirin bir ilçesi. Çok güzel bir ilçesi. Yeşilliği bol olan, insanları misafirperver, herkese kapısını açan, gözü gönlü bol bir halka sahip. Futbolu da çok seviyorlar. Tabii benim de Bahçeli olmam, son iki sezon Bahçe Spor'un içerisinde olmam, Bahçe Spor'u çok yakından tanımam da bunların söylememe sebep oluyor. Evet. Bahçe Spor'a gelince bu bölgenin en iyi at yapısına sahip takımlarımızdan bir tanesi. Gerek sahasıyla, gerek tesisleriyle her türlü imkana sahipler. Güzel de bir ortamları var Bahçe Spor'un. İşte Mustafa Çıldır'la da büyük bir ivme kazandı. Onun da çok büyük katkıları oldu. Muhakkak. Takıma. Belediye başkanının desteği var. İş insanları bu galibiyetten ve bundan sonraki galibiyetlerden sonra da büyük katkı sağlayacaktır. Destek verecektir. Maçı da izledim. Gerçi biz Osmaniyespor maçındaydık ama daha sonra Bahçespor'un yaptığı çekimlerden dolayı ben evdeki televizyonumdan izledim maçı. Evet. Maçı değerlendirmek istersek önce biraz tutup başlayan Bahçespor bir mağlup duruma düştü. Ondan evet, sonra 5-1 kazanmasını bildi. Bahçespor'dan ziyade ben Önder Spor'u çok hazır olmadığını gördüm. Yani bu Bahçespor'un 5-1'lik galibiyeti Bahçespor'u asla yanıltmamalı. Yani Bahçespor'un da hazır olduğunu söyleyemeyiz demek istiyorsun. Ya yani şöyle, Önder Spor maçında bunu değerlendiremeyiz. Bundan sonraki süreçteki maçlar, mesela bu hafta sonu oynayacakları Nizip maçı var. Ondan sonra değerlendirmelerini yapacağız ama bildiğim şu var. Bahçespor kendi evinde kolay kolay maç vermez. Çünkü hem seyirci avantajı var hem de iyi bir ekip oluşturdu. Seyirciyi nasıl buldun hocam? Ben seyirciyi zaten hep beğenirim. Sürekli desteklerini esirgemezler. Tempolu bir destek verirler. Futbolu da çok seviyorlar. Evet. O yüzden ben Bahçespor seyircisinin de Bahçespor'a çok şey katacağını düşünüyorum. 5-1'lik galibiyet çok iyi. Bundan sonraki süreçte de aldıkları bazı oyuncularla daha da güçleneceklerini düşünüyorum Bahçespor'un. İşte Mustafa Çıldır'la da müthiş bir ivme kazanacağını düşünüyorum. Bahçespor iyi bir gelecek bekliyor ama çok da zor bir lig olacak. Bunu da söylemeden edemeyeceğim. Evet hocam, yani genel bir baktığımız zaman tabii
lige galibiyetle başlamanın sanırım bir avantajı vardır. Yani sonuçta deplasmana da gitseniz mesela Osmanlıspor'dan pay biçin. Yani bir yenilgi serüveni başladı. Ondan sonraki süreçlerde bir galibiyetle çok şey değişti. Aynen. O yüzden tabii önemli. Bahçespor'un iyi başlaması şu anda lider durumda. Önderspor'un da tabii farklı mağlup olmasından dolayı da ligin sonunda yer alıyor. Yani bundan sonraki süreçlerde ligi genel bir şekilde değerlendirdiğimizde diğer takımlarla kıyasladığımızda yani bir takımımızın veya Bahçespor'un, Önderspor'un bir hedef belirleyebileceğini söyleyebilir miyiz? Önderspor'u çok sıkıntılı süreç bekliyor. Ben hazır olmadığını gördüm. Oyuncuların yetersiz olduğunu gördüm. Ya şimdi ben en çok neye kızıyorum biliyor musun Ömer? Ya, şey Ümit, yani bunu ben kendi içimde çok yaşadım. Evet. Şimdi 4 tane takıma kura çekiliyor. Bu 4 takım arasında Kadirli de var, Düzici de var, Önderspor da var. Çekilen kura da Önderspor çıkıyor. Şimdi burada Ali Başkan'ın, Ali Keskin'in veya Önderspor yöneticilerinin lige hazır olmadıklarını söylemeleri gayet normal olacaktı. Çünkü bal ligi amatör lig gibi değil. Masrafı çok. Tesisin olması lazım. Gidiş geliş için araç ayarlanması lazım. Malzemeleri çok daha kaliteli olması lazım. Bal ligi yani sonuçta. Bakma bal ligi diye geçiştiriyoruz biz ama Türkiye'de inan bal ligindeki futbolcu transferlerine ödenen paralar üçünün çoğu takımından çok fazla. Sebebi nedir hocam bunun? Sebebi ne? Bir i̇şte bir üst kademeye profesyonel lige çıkmak için mücadele veren takımlar profesyonel ligde biraz daha rahatlayacaklarını bildiği için amatörü bir şey olarak görüyorlar. Basamak olarak görüyorlar. Ve bu da zorlu ve bir tabi. Tabii bu da zorluyor. Yani bunu her yerde yaşıyoruz. Türkiye'nin her yerinde bu var. Evet. Yani düşün üst liglerde futbol oynamış, futbolu sonlarına doğru gelmiş oyuncuların bal liginde çok rahat bir şekilde oynadığını göreceksin. Evet. Yani bu zannetmesinler çok ünlü futbolcular belirli bir yaştan sonra alt kademelerde oynuyorlar ama bunu bereş oynuyorlar veya parası oynuyor diye akıllarına gelmesin. Mesela Ümit Kurt. Bak Ümit neredeydi? Süper Lig'deydi. Süper Lig'de kaptanlık yaptı. Sivas Spor'da, Çaykur Rizespor'da, büyük takımlarda mesela Sakarya Spor'daydı. Geçen sene şampiyon oldular. Kaptanlığı yaptı. Düzeltiyorum finalde kaybettiler yani finalde. Bugün nerede Ümit? İkinci Lig'de. 1461 Trabzon'da. Yani büyük paralar olmasa gitmez. Bal Ligi de aynı onun gibi. Çok büyük paraların döndüğü bir lig. Çok büyük masrafların yapıldığı bir lig. Önderspor'un da bunu kaldıracak kapasitesi zaten belli. Çünkü Ali abiyle en son görüştüğümüzde mütevazi bir takım yapacağını söyledi. Çünkü çok büyük paraların olmadığını ama yine de ellerinden gelen her şeyi yapacağını söylemişti. Ama görüyoruz ki Önderspor'un Bahçespor karşısındaki oynadığı futbolu açık konuşmak gerekirse ben hiç beğenmedim. Yani amatör bir takımdan hiç farkı yoktu. Zaten Bal Ligi de amatör ama Bal Ligi adı üstünde. Hocam biraz peki daha şunu şöyle söyleyebilir miyiz? Mesela hani kurayla belirlendi mesela bölgesel amatör ligi çıkacak takım. Şimdi Bahçespor'a tamam ama mesela Önderspor'dan daha iyi bir takım var mıydı acaba? Hani burada oy birliğiyle veya hani bir konsorsiyum oluşturup da bütün takımların onayını alarak yapabilecek, başarı, hedefe ya, gidebilecek bir takım şöyle olur. Var mıydı yani? Tabii ki yani Düzici de bu potansiyele sahipti, Kadir de bu potansiyele sahipti. Evet. Yani her ikisi de Bal Ligi'ni çok rahat kaldırabilecek güce ve potansiyele sahiplerdi. Fakat işte şans bu ya, Önderspor'a çıkıyor kura. Ama Önderspor şunu söyleyebilirdi, ya biz bu sene hazır değiliz. İşte biz bu sene Bal Ligi'ni kaldıramayız. Bütçemizde sıkıntı yaşıyoruz. Bizi kuraya almayın. Diğer takımlardan Osmaniye'yi daha iyi temsil edecek bir takımımız çıksın diyebilirlerdi. Ama işte kura çekildikten sonra Ali abi de futbolu çok seven bir insan. Geçmişte futbola çok büyük katkılar, hizmetleri var. Asla göz ardı edemeyiz. Kendisine de buradan teşekkür ediyoruz. Çünkü onlar da Osmaniye ilini çok iyi temsil ettiler geçmiş dönemlerde. Hasan evet. Bölük Başkan'la beraber. Demek ki kendine güveniyordu Ali Keskin. Takım lige soktu ama çok zor bir süreç bekliyor onları. Allah yardımcılar olsun. Ümit. Yani hocam lig uzun bir maraton. Yani sonuçta tabii bu hafta sonu, önümüzdeki hafta sonu işte Nizip'e gidecek Bahçespor. Liderden baz alarak konuştuğumuzda. Evet. Şimdi Viranşehir'e 3-0 yenilmiş deplasmanda Nizip.
Yani genel tabloya baktığımızda da 8. grupta yani puan durumunda 5 takım galip gelmiş, 4 takım berabere kalmış. Yani böyle bir tablo var. Yani her sonucu açık, her takımın birbirini yenebileceği bir deplasman galibiyetleri de var bu arada. Beraberlikler var. Yani o yüzden tabii sezonun da henüz başı olması itibariyle ama şu gerçeği de göz ardı edemeyiz. Sürprizler açık bir lig. Evet. Yani kimin güçlü, kimin güçsüz, kim yenecek, kim yenileceğini bilemezsin. Yani Bal Ligi çok değişik. Ama hocam şeyi de göz ardı edemeyiz. Yani sonuçta hani lig uzun maraton ama iyi hazırlanan, iyi başlayan bir rüzgar estirip sezon başında mesela düşünün bir takım kurdunuz, iyi hazırlık dönemi geçirdi ve ilk 4-5 maçı kazandı. Yani bu takım hedef takımdır yani. Hedefe gidebilecek bir potansiyele sahiptir. Bunu göz ardı edemeyiz. Yani bu tabi burada Önder Spor'un özellikle ilk maçta kötü başlaması, motivasyonlarını bozmaması lazım. Çünkü süreç uzun. Ben isterdim ki Önder Spor'un maçlarını işte Osmaniye merkezde oynamasın ama Cevdet Edersunoğlu saha. Ya şimdi her yerinde handikap yaşıyor Önder Spor. Lige çok geç, yani daha doğrusu hazırlıklarına çok geç başladı. Oyuncu transferlerini çok geç yaptı. Antrenman sahasında oynayacaklarını düşünüyordu Hasan Bey tesislerinde fakat oranın uygun olmadığı anlaşıldıktan sonra Osmaniye merkezde bir sahası yok. Oynayacak. Zaten bu sadece Önder Spor için değil, bütün Osmaniye'deki amatör spor kulüpleri için, futbol kulüpleri için olumsuz bir ortam. Bir sahanın olması, zeminin olmaması. Bu da tabii Önder Spor için CDT'de oynanması da ayrı bir handikap. Ama en büyük şansı şu Önder Spor'un, o gün Osmaniye Spor'un maçı yok. Evet. Yani Osmaniyeli taraftarlarımız Önder Spor'u desteklemek için CDT'ye gidebilirler veya izlemeye gidebilirler. Çünkü böyle bir imkanlar var. Ama Osmaniye Spor maçına denk gelseydi çok izleyenin gideceğini tahmin etmiyordum ben. Yani hocam Bahçe Spor, Önder Spor maçı, Osman Spor'un maç saatine denk gelmese yani biz de belki o maçı canlı verecektik. Tabii canım, biz de gidecektik, maçı canlı verecektik zaten. Evet, takipçilerimiz şu anda Sabır Gazetesi, Radyo 80 ve Kanal 80'den yayınımız aynı anda, Spor 80 ile beraber aynı anda canlı yayınlanıyor. Bu arada hocam isterseniz Mustafa Çıldır'la görüşelim. Olur. Bir arayalım. Bahçe Spor antrenörü. İşte Osmaniyespor tarihinde o sarı yeşilli formayı en çok giymiş futbolcu. Evet. Alo. Mustafa, iyi günler. İyi günler. Hocam nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun hocam. Hocam lig başladı. Öncelikle hayırlı olsun. Tebrik ediyoruz. İlk maçta da 5-1 galip geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olun hocam. Hocam öncelikle takımınızdan, alınan galibiyetten, atmosferden ve ligdeki genel durumla ilgili görüşlerinizi alabilir miyiz? Ya, alınan galibiyetten dolayı oyuncularımı kutluyorum. 2 aylık bir süreçte çalıştığımız bütün her şeyi saha içerisinde uyguladılar. Ve bu da sonuca yansıdı. Yani skor 1-0 geriye düşmemize rağmen. Ne oyun disiplininden ne de söylediğimiz şeylerden taviz vermeden oyuna sadık kalarak devam ettiler ve sonuçta da 5-1'lik gibi bir fark galibiyet elde ettik. Burada oyuncularımı kutluyorum. Tribünden bizi destekleyen yani Bahçe halkına da teşekkür ediyorum ayrıca. Takıma inanıyorlar şu anda. Evet. Onların içerisinde şöyle bir söylem oluşmaya başladı. Acaba şampiyon potası içerisinde olur mu? Erken çıldır. Yani biz benim kendi şahsi düşüncem takımı kurarken hedef önce bizim küme düşmemek. Ondan sonraki süreçte ne kadar puan alabilirsek bu potanın içerisinde de olabilir veyahut da orta sıralarda da olabilir. Hedef belirlerken önce bunu belirledik. Çünkü karşılaşacağımız takımlar bütçe açısından bizden çok çok üstün. Yani bizim harcamalarımızın çok üzerinde paralar harcıyorlar. Oyuncu kaliteleri çok çok iyi. Yani bunlar hep 3'ten 2'den veyahut da Bal Ligi'nde şampiyonluğa oynamış sürekli oyuncular transfer ettiler. 3-4 kulüp var. Yani biz haddimizi bilerek yani açıkçası kümede kalırsak bizim için bu yıl başarı ama ondan sonraki süreçte Bahçespor üzerine koyarak devam eder ki bu düşünceyi zaten
kulüp başkanımız ve yönetimdekiler de dile getiriyor. Üzerine koyarak da her yıl birkaç yıl içerisinde neden şampiyon olmasın diyorum. Evet hocam, sadece. Yani siz Osmaniye'de futbolcu potansiyelinde iyi bilen bir antrenörsünüz. Bu arada onu da belirtelim tabii ama yani bu anlamda dediğiniz gibi uzun süreye yaydığımız zaman birkaç seneye sanırım iyi bir altyapı futbolcu potansiyeliyle hedefe de ulaşırsınız diye düşünüyoruz. Peki genel takımları değerlendirdiğinizde gruptaki neler söylersiniz? Yani burada Bahçespor'un şansı nedir? Bu Ümit arada abicim, evet. Hüseyin hocama da çok selamlar. Bu arada Ümit abi, yani biz hazırlık sürecini geçirirken yaptığımız hazırlık müsabakalarında çoğu rakip takımın antrenörleri takımımızı izledi. Bunlardan bizim arkadaşlarımız da var. Olumlu, olumsuz. Bunlarla da ilgili görüşmelerimiz oldu. Ama genel anlamda söyledikleri artık ne anlamda dediler bilmiyorum. Şu an dedi grupta en hazır takım sizi görüyoruz ve ne oynadığını bilen tek takım sizi görüyoruz diye söylediler. Bu da bizi daha iyi motive etmeye başladı tabii ki arkadaşlarla beraber. Sporcularımın hep dediğim şey şu. Yani sahaya 11'e 11 çıktığın bir müsabakada sen eğer 65'ten sonra oyundan düşüyorsan bu oyunu oynayamazsın. Oyun 65'ten sonra başlıyor. Çünkü fiziksel anlamda da zihinsel anlamda da oyunu iyi anlamda söylenene riayet ederek devam edersen o ara skoru ya da skorları bulabilirsin. Ki bunu geçen yıl izlediğim Bahçespor'da örnek olarak hep evet. 65'ten sonra skorda farklılıklar oluşmaya başlıyordu. Sadece biz oyuncuların kafalarını işte o oyunun nasıl oynadığıyla ilgili değiştirmeye çalıştık. Yoksa genel anlamda oyuncularımız yine Osmaniyeli oyuncular. 2-3 tane dışarıdan aldık. Bunlar olabildiği kadar işte profesyonel takımımıza veyahut da daha iyi takımları hazırlayabilirsek diye zaten bu işin içerisine girdim açıkçası. Çünkü bizim oyuncuların, Osmaniye bölgesinin oyuncularının tamamını idolü Osmaniye Spor'da oynamak. Evet. Amaçları bu. Biz de o amaçlarla bir nebze yaklaştırabilirsek diye böyle bir şey yaptık. Gruptaki diğer takımlardan 4 tane takım şampiyonun oynadığını biliyoruz. Kurtuluş Spor Maraş, Viranşehir, Kilis Belediye ve Aktoprak. Bunlar biraz daha kaliteli takım kurdular. Ve son gün Adıyaman kurdu. Son hafta içerisinde onlar da çok iyi takım kurdu. Evet. Ya 5-6 takımın arasında 3 sıralarda yarış olacağı düşüncesindeyiz biz şu an için. Evet hocam, çok teşekkür ederiz verdiğiniz değerli bilgilerden dolayı. Biz tabii Bahçespor'u işte grupta olduğu için 8. grupta takımımız olduğu için ve Önder Spor'u değerlendirmeye devam edeceğiz. Hüseyin hocam, sizin bir sorunuz var mı? Ya Çıldır'a şunu söyleyeceğim ben. Çıldır futbolculuk döneminde de çok çalışkan ve başarılıydı. Yaşı daha genç ve biz çok büyük beklenti içerisindeyiz. Bahçespor kendisi için büyük bir basamak. Bal Ligi'nde başlıyor. Çok önemli bir ilçede, çok önemli bir takımın hocalığını yapıyor. Kendisine başarılar dilerim. Biz Çıldır'ı daha iyi yerlerde görmek istiyoruz. Bahçespor'da onun için bir başlangıç olacak. Biz sonuna kadar arkasındayız. Teşekkür ediyorum hocam. Zaten ben şimdi bunu söylerken oyuncularıma söylediğim şey, siz başarılı olursanız ben de başarılı olurum. Evet. Siz bir noktaya giderseniz ben de bir noktaya giderim. Ama kaybedersek ve kötü olursak alttan gelecek oyuncular için de bu bir handikaptır. Çünkü onlara bir üste tutunabilecekleri bir yerimiz yok bizim şu an Osmaniye'de. Seneye tek takıma düşecek balda. Evet. Yani oyuncu potansiyelini oraya hazırlamak için hoca arkadaşlarımıza da büyük kolaylık sağlıyor. Ben yetenekli olan herkese kapım açık dedim. Ama şayet yani şu anlamda var olan bir şeyi biz orada onu göstermek ve onun kendini göstermesi için bir fırsat vermek için bunu yaptık ki bunu Tüysüz'de de yapmıştık geçmişte rahmetli Adem hocamla. Kim işte birçok oyuncu taşıdık. Neden olmasın? Çünkü Osmaniye'de bu potansiyel var. Osmaniye insanında bu potansiyel var. Yani bu anlamda yapabileceğimiz tek şey, ha, oyuncular söylediğimizi yaparsa bizi mutlu ederler. Onlar iyi olursa biz de iyi olmuş oluruz. Yani açıkçası bu hep bir bütün içerisinde teşkil eden bir durum.
güzel temennin içinde teşekkür ederim Hüseyin Hocam. İnşallah elimizden geldiği kadar yani iyi şeyler yapmak için mücadele edeceğiz hep. Başarılar kardeşim. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Başarılar ben diliyoruz. Teşekkür ederim. Size de iyi yayınlar. Sağ olun, sağ olun. Teşekkür ederiz hocam. İyi günler. Görüşmek üzere. Sağ olun. Evet hocam, kısaca önümüzdeki pazar günü saat 14'te Bahçespor Nizip deplasmanına gidecek. Önder Spor da kendi sahasında Cevdet'e 4 nolu sahada saat 14'te Aktoprak Belediye ile karşılaşacak. Bununla ilgili neler söylersiniz? Bununla ilgili de şimdi Osmaniye Bahçespor'un Önder Spor'u 5-1 yenmesi ve Nizip'in Viranşehir'i 3-0 mağlup olması bu hafta oynanacak müsabaka için kafalarda rahatlatıcı düşünceleri olmaması gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü ben Gaziantep'teki takımdan hiçbir tanesinin boş takım olduğunu düşünmüyorum. Özellikle Nizip gibi ilçe takımını daha önce profesyonel liglerde oynamış bir takımın, ikincilik görmüş bir takımın Bal Ligi'nde mücadele etmesi, 3-0 mağlup olması çok kötü bir takım anlamına gelmiyor. O yüzden Osmaniye Bahçespor'u çok önemli bir karşılaşma bekliyor pazar günü. Yani bunun mutlaka bilinciyle hareket ediyordur Çıldır ekibi ve yönetimi. O yüzden zorlu bir Nizip deplasmanına gidiyorlar. Ben başarılar diliyorum. Asla ve asla 3-0 mağlup oldu diye küçümsememeleri lazım. Evet hocam, hemen yorumlara da hızlıca verelim. İyi yayınlar demiş Hakan Günar. Teşekkür ediyoruz. Cevdetiye'deki 4 sahanın biri nolu sahaların soyunma odaları ve genel lavaboları bir an önce temizlenmesi ve hazır duruma gelmesi gerekiyor. İnsan sağlığını çok zararlı bir şekilde şu anda demiş. Mehmet Gökçedağ, Hüseyin Hocam hayırlı cumalar olsun, başarılar diliyorum demiş. Mücahit Tıraş, iyi yayınlar, iyi çalışmalar. Bahçespor olarak yönetim, teknik ekip, futbolcular olarak hep birlikte kenetlenerek adım adım yürümeye gayret ediyoruz. Şehir olarak özellikle Osmaniye camiasının takımı dışarıdan bir takım gibi değil, şehrin başka bir takımı olarak görmesini arzu ediyoruz demiş. Mehmet Salih de güzel bir yayın. Osmaniye Amatör Lig takımlar için iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Evet hocam, tabii bu arada Amatör Lig de başlıyor. Hareketli bir şekilde bunu da hızlıca bir işlememiz gerekiyor diye düşünüyoruz. Amatör Lig'de de çekilen fikstür Futbol Federasyonu tarafından onaylanmış. A ve B grupları şeklinde bir A grubunda 10, B grubunda da 11 takım var. Ve 28-29 Ekim tarihinde de yani önümüzdeki hafta Amatör Lig de başlıyor. Bununla ilgili neler söylersiniz? İki gruba ayrılması, takımların işte 21 takımın olması ve Osmaniye'de yaşanacak heyecan. Neler söylersiniz? Valla bizi amatörde çok güzel bir serüven bekliyor Ümit. Çünkü ilk defa bu kadar çok takımla bir sezona başlıyor Osmaniye. Evet. Amatörde özellikle. Şimdiye kadar ben bu kadar fazla sayıyla amatör müsabakalarının oynandığını görmedim. Düşünün 21 tane takım amatör ligde mücadele edecek. Birinci amatör ligde mücadele edecek. Ve bunlar 21 takımla mücadele edecekken Osmaniye'de futbol oynayacak saha sorunu yaşıyoruz. Bunu ben geçen hafta da dile getirdim. Bugün de dile getireceğim. Önümüzdeki hafta da dile getireceğim. Her platformda, her atmosferde ben bunu dile getireceğim. Ne zaman Osmaniye 2 tane, 3 tane amatör kulüplerin oynayabileceği saha yapılır, o zaman susarım ben. Yani bu yani suskunluğum asla ve asla olmayacak. Bunun mücadelesini sonuna kadar vereceğim ve burada bütün kurum amirlerini de göreve davet ediyorum. Bir an önce Osmaniye'nin bir ya da iki semt sahasına kavuşması lazım. Bununla ilgili de Vali Bey'in, milletvekillerinin, belediye başkanlığının özellikle bir belediye futbol sahasının olması kadar güzel bir şey yok. Türkiye'nin her yerinde var, Osmaniye'de yok. Evet hocam. Yani Osmaniye'de sadece belediye sosyal tesisi hiç yok. Bir şurada Samet Ayva Bezcilik ve Spor Kompleksi var. Evet. Oraya da bir ara biz bayağı bir faaliyete geçmiştik. Ben oranın sorumluluğunu yapmıştım. Emekli olmadan önce. Orada biraz hareketlendirmiştik fakat orası da şu anda duran. Bomboş. Hiçbir faaliyet de yapılmıyor izcilikten başka. Halbuki çok alanı geniş. Her şey yapılabilir. O yüzden burada Osmaniye Belediyesi'ne çok büyük görev düşüyor. Şu deprem de bence büyük bir fırsat. Bunu da çok iyi değerlendirmesi lazım. Yani şu yaptığı imar planı içerisine iki tane büyük semt sahasında koyabilir. O yüzden burada herkesin üzerine çok büyük görev düşüyor.
Organize sanayideki fabrikalara da büyük görev düşüyor. Oradaki fabrikaların bir tanesinde ismini verip bir semt sahası yaptırabilir. Yani biz ya, bunları burada dile getireceğiz Ümit. Hocam getireceğiz. Osmaniye merkezde, yani bugünkü gündemimizde yok ama Osmaniye merkezde bizim en az 3-4 tane sahaya ihtiyacımız kesinlikle var. Kesinlikle. Yani işte bak şeyden başladık olaya. 21 tane takımın oynayacağı futbol müsabakalarından bahsettik. Ama sahalarımızdaki eksiklikten de bahsettik. Sumbasa yapacağını Merkez Osmaniye'yi yapsaydın. Veya Andırın'a yakın Osmaniye'nin bir köyüne de yaptırmışlar. Dağın başına bir saha yapmış. Oradan haberin var mıydı senin? Yok. 2 gün önce öğrendim ben de. Bir köye büyük bir semt sahası yapılmış. Niye yapılmışsa ben onu da bilmiyorum. Yani enteresan ilginç şeyler yaşıyoruz. Yani bazıları hani diyor ya işte Osmaniye sahipsiz Osmaniye, sahipsiz Osmaniye. Ya olur mu, Osmaniye'nin sahipleri var, Osmaniye'de çok iyi yöneticiler var diyoruz ama bazen onlara da katılmamak içten bile değil. Hocam, o yüzden şimdi, evet, şunu söyleyeceğiz. Evet. Cevdetiye'deki dün beraber gittik. Orada Zekeriya Korkmaz müdürle beraber bir canlı yayın yaptık. Görüştük, sahaları konuştuk. Sahaların hepsinin, düzeltiyorum, 2 tane sahasının, 3 saha var ama bir tanesi olumsuz. 2 tane sahanın, 1 nolu ve 4 nolu sahanın şu anda amatör müsabakaları ve bal ligini oynamaya elverişli olduğunu, 4 nolu da bal ligi oynanacak, o 2 sahanın elverişli olduğunu, ayrıca bir tane de yeni yapılan orada sentetik saha var. Evet, Cevdet. Oranın da elektrik aksamının işlerinin bittiğini, orada da amatör takımlarla antrenman, akşamları antrenman yapabileceğini, antrenmana da verdiklerini öğrendik. O Hakan zaman. Günar da yazmış. Soyunma odalarındaki tuvaletlerle alakalı. Zekeriya müdürle görüştüğümüzde hiçbir eksiğimiz yok. Her şey tamam. Elverişli olduğunu söylemişti. Yani maça hazır hale gelmişti. Şimdi hocam, şimdi Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun bir Facebook sayfası var. Orada böyle fikstür, biz burada detaylandırmayacağız ama yani burada işte grupların olduğunu, işte amatör ligin fikstür çekimi falan yayınlanmış. Şimdi yorumu kapatmışlar. Yani akşam şeye mi yorumu kapatmışlar? Şu an şöyle. Paylaşıma mı? Paylaşımda yorumu kapatmışlar. Şimdi yorumu iptal etmişler. Yani burada o kadar ilginç bir şey ki burada bazı yorumlar gördüm. Korktukları bir şey mi? Yani özellikle çekindikleri bir şey mi var? Reşit Gürel hocam veya eleştiriyi kabul etmiyorlar mı? Yani Reşit Gürel hocamın bazı yorumları falan vardı. Bu fikstür çekimi, işte ne bileyim, diğer amatörlük veya alt kademelikler ile ilgili. Yani benim anlamadığım, bu fikstür çekilirken kulüplerin yetkilileri oradaydı. Evet. Benim anlamadığım, bu onaylandık gelip de burada paylaşıldıktan sonra altına böyle eleştirisel yorum yapmanın bir mantığını çözemedim ben. Yani siz oraya birini temsilen gönderiyorsunuz veya söyleyecek bir şeyiniz varsa bu toplantıya niye gelmiyorsunuz? Ya şimdi yıllardan beri ASKF'de müthiş bir yönetim sorunu yaşanıyor. Ya olabilir, yani benim konum o değil. Şunu söyleyeceğim. O ayrı tartışılacak bir konu ama. Hayır, şunu söyleyeceğim. Bu tür fırsatlara gebe olmamak için, bu tür eleştirilere sebep olmamak için sık sık yöneticilerin değişmesi gerekiyor Ümit. Ben bunu her zaman söylüyorum. Şimdi yıllardan beri aynı yönetim, aynı başkan bu işe devam ediyor. Reşit abi altına bir yorum yazmış. Sonra yorumlara kapanmış. Birincisi, Reşit abi orada olsaydı orada söylerdi bunu. Ben açık söyleyeyim sana. Ha, Reşit abi gitmedi. Yerine temsilci olarak antrenörünü göndermiştir muhtemelen Muhammed'i. Reşit abi gitmediği için, orada olmadığı için de yayınlandıktan sonra yorumlara yazmıştır. Çünkü yani, Reşit abi şimdiye kadar yaşanan bütün olumsuzluklara sürekli tepkisini gösteren bir insandır sosyal medyada. Ya hocam, şimdi futbolun içerisinde ben bu mesleğe, yani ömrümün yarısı meslekte gitti. Hayır, bu mesleğe başlarken neyle alakalı yorum bu yapmış? Mesleğe başlarken de Reşit onu hocam vardı, mu? Sinan hocam vardı, işte ne bileyim Nail abi vardı. Hepsi vardı. Yani şimdi bunlar düzeltemiyor bu işi. Neyle ilgili? Veya yöneticilerini, kendileri yönetecek kişilere belirleyemiyorlar, seçemiyorlar. Ondan sonra mevcutu değiştiremiyorlar. Gelmiş burada ondan sonra yani bu yorum neydi, yorum? Ya yorum işte, ya bu ne periz, bu ne lahana falan gibisinden böyle eleştirisel bir yaklaşım vardı. Şimdi buradan da bu Osmaniye Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Facebook sayfasını yöneten kimse, buradan seslenelim. Yani yorumlara kapalı yapmayın arkadaş. Biz bunları burada görelim, kiminle yorum yaptığını buradan değerlendirelim. Yani eleştirirse eleştirir. Hakan Günder, Reşit abi oradaydı diyor. Tepki ise tepki. Yani demek ki oradaymış. Tamam, yani oradaysa. Orada niye söylememiş? Hayır, burada yani bir anlamı yok yani. Demek istediğim o. Yani eleştiri varsa, tepki varsa bunu engellemeye yönelik
girişimde bulun. Tepkini ortaya koyduğuna dair bir paylaşım yap. Değil mi? Yani. O zaman ben anlarım. Ama olay olduktan sonra da altına yorum yapmanın bir şeyi yok. Bir geçerliliğini bırak. Yani ne bileyim bir yaptırımı yok. Yani bir şey değişiyor mu? Değişmiyor. Değişmez. Ha, değişmemez. Değişmesi için veya buradaki şeyin yapılan uygulamaların veya alınan kararların amatör spor kulüpleri yararına olduğunu göstermek için orada tepkini koyacaksın. Oradaymış işte abi. Tamam, Resul Nezli de bunu şey yaptı. Tamam, oradaysa, hayır yok. Tamam oradaysa ne fark ediyor? O zaman daha doğru sıkıntılı bir pozisyon değil mi yani? Ya burada tartışmalara da sebebiyet verecek bir yorum oluyor. Ya orada sonra tartışın, kavga edin. Hayır, ama hayır, burada yaptığı zaman o yorumu burada da kafalarda soru işareti bırakıyor. Acaba senin dediğin gibi Reşit abi orada değil miydi de orada tepkisini göstermedi. Tamam, biz onu diyoruz. Yani ha, oradaysa. Ama belki orada da tepkisini göstermiştir. Orada da bir sonuç alamayınca yorumlara yazmış. Tamam hocam, bırakıp terk edip gitti mi? Kapıyı çarpıp gitti mi? Sanmıyorum. Tepkisini ortaya koydu mu? Veya bununla ilgili bir paylaşım yaptı mı? Ona bakmak lazım. Yani yıllardır bu süreç devam ediyor. Veya oradaki hatalar, yanlışlar devam ediyor. Yani burada eleştiriyoruz, tepki gösteriyoruz ama yani hocam da kusura bakmasın. Yani sadece bunu bir şey olarak görmesin. Ama görünen köyde kılavuz istemez. Her şey belli yani ortada. Öyle tabii. Ben yani hak veriyorum sana. Yani kendisi kendi yarıştığınız bir kulvarda yöneticiyi, idareciyi, amatör spor grubu, amatör sporlara yön veren kişiler sadece Levent Öztürk'se, şimdi onu değiştireceksiniz, tepki göstereceksiniz, lige girmeyeceksiniz, bir şeyler yapacaksınız o zaman. Ha, eğer Levent Öztürk değilse de, yani bunun, kusura bakmayın, bunun hatası, eksiği, yanlışı her şeyle sizin de başınızın külfetinde. Yani herkes kendi payına çıkaran, çıkarması lazım kendi payına. Orayı açmışken teknik şeyi de ekibi de oku istersen, herkes bilsin buradan. Neyi okuyayım hocam, koca bir sayfa yani. O değil ya, bir geri gelsene. Şurada mesela bak, komite var, tertip komitesi. Kimler var mesela? Evet, Nail Çıngı, Site Spor, Yalçın Beycioğlu, Devrişehir Spor, Hacı Hurma, Osmaniye Gücü Spor, yedek üyeler Ramazan Çelik, Aslan Pınarı Spor. Abi tertip komitesi, yani bunlar neyi biliyor musun? Nuh Kurt. Müsabakalardan önce gününü, tarihini, saatini, hangi sahada oynayacaklarını belirleyen bir komitedir. Yani önemlidir yani. Komite. Onlar belirliyorlar şu gün hangi sahada hangi takım hocam oynayacak. Hocam şimdi önümüzdeki süreçlerde uzun uzun konuşuruz. Hayır, tamam. Onu şu için söyledim. Yani tertip komitesinin kimler olduğunu bilmeleri lazım. Ha zaten şimdi lig önümüzdeki hafta başlayacak. Zaten evet. Lig önümüzdeki hafta başlamadan önce biz cuma günleri yapıyoruz ya. Perşembe günü, düzeltiyorum, salı günü ya da pazartesi günü tertip komitesi toplanıyor. Kesinleştiriyorlar. Kesinleştikten sonra Ümit, biz zaten cuma günü yapacağımız programda hangi sahada hangi takımlar oynayacak, saat kaçta oynayacak, bunların bilgisini vereceğiz. Hocam bakın, az önce işte Osmaniye Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun Facebook sayfası var ya, ben yani orada şimdi isim vermeyeyim de, yani orada o konuyla ilgilenen, o sayfalarla ilgilenenleri söyledim. Yani onlara söyledim. Yani orada paylaşım yaparsanız biz programda açarız, oradan değerlendirme evet. yaparız. O sayfayı aktif tutabilirsiniz. Haftada bir günde futbol il temsilcisi Harun Uygun'la bir telefon görüşmesi yapıp ben oradan bilgiler alıp en azından gündem oluşturma adına bir çalışma yapacağım. Yani bu arada tabii amatör, birinci amatör lig maçları 28-29'una başlıyor. Devam eden hafta içinde Gençler Ligi başlayacak hocam. Gençler Ligi de sanırım önemli. Bununla ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Ya tabii, ama gönül isterdi bütün U takımlarının hepsi, yani U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U19 takımların hepsi lige katılabilsin. Hocam ama özür dilerim, lafını bölüyorum. Şimdi bu amatör, alt kademe, gençlerin futbola yöneltilmesi, işte uyuşturucudan işte uzak tutulması, bunların tamamı bizim hep genel temel sorunumuz olan saha sıkıntısına kaynaklanıyor. Evet. Bizim eğer yeterince spor tesislerimiz, sahalarımız olursa, ya ben halı sahada 20-30 tane küçük küçük çocukların birbirleriyle böyle top oynadığını gördüm. Bir halı sahada 20 tane sporcu olur mu ya? 30 tane olur mu ya? Halı sahada çalışıyorlar. E şimdi sen bunu bir tane tesis kursan, bir tane halı saha şey, büyük sentetik sahaya, artık çim saha da değil yani. Sentetik saha, yarısını bir takıma, yarısını bir takıma. Yani gün içerisinde 5-6 tane takım orada idman yapma şansı bulur. Gece ışıkları yakma. İsraf etme. Özellikle kışın zaten gerek yok. Evet. Ama gelip dönüp dolaşıp
gençlerin spora kazandırılması, işte U14'den işte 21'ine kadar bütün kategorilerde mücadele edebilmesi için de bir imkan lazım, bir saha lazım. Ya onu sorduğumuzda zaten Harun Uygun sahaların olmamasından dolayı bazı genç takım müsabakalarını oynatmayacağız demişti. Dönüyoruz i̇şte yani, dolaşıyoruz yine işte tesislere, evet. Sahalara geçiyor konu. Evet hocam, şimdi hızlı bir şekilde zamanımızı da doldurduk. Hızlı bir şekilde Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ikincilikte mücadele edecek erkek voleybol takımı. Tabii bir kurulan bir kulüple beraber ve alt kademede küçükler, yıldızlar ve gençler, altyapı sporcular da var. İşte erkek voleybol takımı da ikincilikte oynuyor. Yani voleybolda işte bu bir kurumun spor kulübü altında mücadele etmesini nasıl değerlendirirsiniz? Anlamadım. Bir şey okuyordum. Hocam onu okumak bizim işimiz. Sizin işiniz değil. Yok yani. Yok, çok önemli bir yorum. Voleybol takımı kurmuş Milli Eğitim Müdürlüğü. İkincilikte de mücadele ediyorlar. Şükrü abi de güldü bu arada. Sonra tekrar sorar mısın dediğimde. Ya şimdi voleybol benim branşım değil. Hocam ama benim de branşım değil de yani Osmanlı'da. Tamam, yorumlayacağım işte. Evet. Sakin. Benim voleybol, basketbol benim branşım değil. Benim branşım futbol ama hocam yaklaşım zaten. İşte, evet. Oraya geleceğim. Bir dakika. Ama Osmaniye için kim ne yapıyorsa biz desteklemek zorundayız. Yani bu sadece futbolla alakalı değil. Bu güreş de olabilir, boks da olabilir, tekvando olabilir, muay thai olabilir, dart olabilir, bocce olabilir, voleybol olabilir. Ve voleybol ikincilikte. Kesinlikle müthiş bir şey. Muhteşem bir şey. Ve tamamen desteklenmesi lazım. Evet hocam, şimdi Osmaniye'nin isminin duyulması adına harika bir şey. Biz de takipçisi olacağız evet bunun. Evet hocam, 6 Şubat'ta da hafta sonu da pazar günü saat 1'de öğlen saatlerinde 6 Şubat Maraş Spor Kulübü ile Tosyalı Spor Kompleksi'nde ilk maçlarına çıkıyorlar. Evet. Takımlara, takımımıza da başarılar diliyoruz. Tabi alt kademede işte gençlerin, yıldızların olması da, alt kademe sporcuların olması da aslında büyük bir avantaj. Buradan başarılar diliyoruz ve takipçisi olacağımızı da söylüyoruz. Burada Milli Eğitim Yönetimi'ne de çok teşekkür ederiz. Böyle bir girişim yaptılar. İkinciliğe takım çıkardılar ve onunla ilgileniyorlar. Harika bir iş yapıyorlar. Sadece bunun Milli Eğitim değil, diğer kurumların da yapması gerektiğini düşünüyorum ben. Yine dönüp dolaşıp belediyeye geliyor konu. Belediyenin hiç futbol takımı, basketbol takımı, voleybol takımı, güreş takımı, sporla alakalı hiçbir takımı yok. Ama Türkiye'deki yaklaşık 81 ilin 50-60 tanesinin var. Hocam Şükrü, hocam emekli olunca biraz konuşmaya başladım belediyeyle ilgili. Yok, ben sadece belediye için değil, ben valilik için de söylerim, il özel idare için de söylerim. Onların da olması lazım. Evet hocam, spora özel. Ya biz spor deyince, kurumlar destekleyecek deyince aklımıza bir tek Osmaniye Spor geliyor, futbol geliyor. Başka bir şey gelmiyor ki. Olmaması lazım bunun. Yani doğru. Bireysel sporlarda da çok başarılı. Tabii canım, bireysel sporlarda da destek vermeleri lazım. Ama mesela ben şimdi Türkiye Şampiyonası'na sporcu götürüyorum pazar günü. Antalya'da Türkiye Şampiyonası ikinci ayak var. Dart. Evet. Ödenek yok. Spor müdürlüğünde ödenek yok. Ne yapacak şimdi? Biz bu arkadaşlarımızı sağdan soldan bulduğumuz paralarla, önlük çaldığımız paralarla gönderiyoruz. Ha, ne olacak? Bu para spor müdürlüğüne yatacak. Onlar da bize gönderecekler. Artık neden? Daha Ankara'nınkini almadık. Birinci ayak Türkiye Şampiyonası'nın parasını alamadık daha. Evet, böyle hocam. De bir şey yaşıyoruz. Ya nasıl başarı gelecek? Ben sana soruyorum. Allah yardımcı olsun. Nasıl sporcu göndereceğim ben? Adana il temsilcisini arıyorum. Ben Adana il temsilcisine diyorum ki, İşte Gülşen Hanım siz ne yaptınız? İşte biz diyor 30 tane sporcuyla gidiyoruz. Neyi dedim? 30 tane sporcuyla gidiyoruz. Araba da tahsis ettiler üstelik diyor. Avansımız da aldık diyor. Ya ben de götürürüm 30 tane ama ben 5 tanesini zor göndereceğim pazar günü. Evet hocam, Cevdet Yespor Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Cevdet Yespor Eğitim Merkezi'ndeydik. Sporcu evet. Eğitim Merkezi'nde. Burada Merkez Müdürü ve Atletizm Antrenörü Zekeriya Korkmaz'la bir röportajımız da oldu. Yani tabii çok uzun detaylı bunu değerlendirmenizi istemiyorum ama orada sohbet esnasında da izlenimleriniz neler? Ne gördünüz merkezde? Şimdi yıllardan beri gidiyorum ben oraya, o komplekse. Her zaman atletizmde ve güreşte, atletizmde o kadar değil de güreşte çok faal bir yerde. Ama bu sene gittiğimizde biz oranın çehresinin biraz daha değiştiğini, tesisin biraz daha bakımlı hale geldiğini, boyalarının yapıldığını, çevre düzenlemesinin yapıldığını, çocuklarda orada 3 öğün yemek verildiğini ve başarılı sporcuların çıktığını gördük. Güreşte de çıkıyordu bu ama atletizmde Balkan şampiyonu, Balkan ikincisi, Avrupa şampiyonu gibi atletler çıkmaya başladı.
İşte bunun sayısının çoğalabilmesi için bu tür tesislerin de çoğalması lazım. Ben Zekeriya Müdürü kutlarım. Çok güzel bir iş yapıyor orada. Biz de zaten gözümüzle gördük. Sadece bu tesisle alakalı değil, Cevdetiye Spor Kompleksi futbol sahalarının bakımlarını da yapıyorlar. Gerçekten görülmeye değer bir ortam gördük biz. Biz kendisine bir kez daha teşekkür ederiz. Başarılarının devamını dileriz Ümit. Evet hocam, Hakan Günar sezon öncesi bir konferans düzenlemek, tabii ki tüm kurum amirleri, futbol dünyasının ilgilenen spor adamları ve her zaman müsait olursa Mahmut Alparslan hocamızı da davet edeceğiz. Misafir konuşmacı olarak bizler Osmaniye'yi ulusal kanalda da konuşulması konusunda girişimler yapıyoruz demiş. Teşekkür ediyoruz. Resul'de antrenörler bu arada komitelere girmemesi lazım demiş. Neymiş? Antrenörlerin tertip komitelerine girmemesi lazım. Evet, ben de şaşırdım. Hacı Urmay'ı gördüm ben tertip komitesinde. Osmaniye Gücü'nün antrenörü. Ya şöyle, amatör yani kanun, nizam bunun neyi gerektiriyor bilmiyorum. Gerçi ama biz de bilmiyoruz. Ben Hacı, de sormadım. Hacı Urmay'ın belki de Adem Hurma ismi verildiği için lige bir nezaketin de olabilir. Onu tam bilmiyoruz. Tabii onun resmini. Prosedürü ben bilmiyorum. Evet, az önce bahsettiğimiz konuyla ilgili bu konuda tertip tepkisini göster demiş herhalde Reşit Hoca ile ilgili. Oylama yapıldı, önerisi kabul edilmedi demiş. Yani nereden tutsanız sıkıntılı. Yani hoca tepki gösterdiyse, hatalı yanlış bir şey varsa, bu hocanın gösterdiği tepki haklıysa, orada neden diğer kulüpler buna karşı çıktı? Değil mi? Yani her tarafı soru işaretiyle dolu. Yani ya bizim amatörlük enteresan ya. Ya Osmaniye'de futbolun gelişmesi, daha ileriye gitmesi, daha başarılı sporcuların ve kulüplerin çıkması için ya Ümit, yani herkesin bak, herkes lazım. Osmaniye için spor adına bir şeyler yapsın, yapması lazım. Bu onların bence sorumluluk alanları ve onların yetki dahilinde olması gereken bir şey. Biz spor camiasına Spor 80'den işte Şükrü Bey'le senle bir araya gelip haftanın iki günü programı yapıyorsak, bunu biz kendimiz için yapmıyoruz ki. Spor yani camiası için yapıyoruz. Buradan paylaşacağımız, konuşacağımız her türlü konu etkili oluyor. Gerçekten etkili oluyor. Bunu herkesin yapması lazım. Her branşta, her antrenörün, her yöneticinin, her başkanın, her bireyin spor adına bir şeyler yapması lazım. Hakan Günar görüşünü beyan etmiş. Mahmut Alparslan çok değerli bir teknik adam. Evet. Yani yurt dışında olsun, burada olsun, çok büyük kulüplerde teknik direktörlük yapmış ve şu anda da ulusal bir kanalda spor yorumculuğu yapan, benim de takdirle izlediğim, sürekli kaçırmamaya özen gösterdiğim yorumculardan bir tanesi. Donanımlı bir insan. Tabii gelsin, konferans da versin ama ondan önce yapılması gereken çok daha önemli bir şey var. Onu önümüzdeki hafta biz yapacağız. Ümit, seninle de konuşmuştuk. Sadece amatör spor kulüplerine, futbol kulüplerine yönelik bir programımız olacak ya da bir söyleşimiz olacak. Evet. İl Hakem Kurulu Başkanı'yla hakemleri değerlendireceğiz. Hakemleri konuşacağız. Ve yeni değişen kurallar, talimatlar varsa bunlar hakkında bilgi vereceğiz. Bu da çok büyük katkı sağlayacaktır. O konferansında bence İl Hakem Kurulu Başkanı ya da eğitmeninin de gelip değişen talimatlar hakkında da bilgi vermesi lazım. Çünkü günümüz futbolunda sürekli bir şeyler değişiyor. Sürekli yeni yeni bazı talimatlar geliyor. Oyuncu bunu bilmezse sahaya çıktığında mücadele esnasında hakemin verdiği bir karara itiraz ediyor. Hakem de diyor ki kardeşim bu talimat değişti, senin haberin yok mu diyor. Bana hocalarım söylemedi, yöneticilerim söylemedi. Bana kimse bunun bilgisini vermedi diyor. Evet hocam. Onunla ilgili de bir çalışma yapacağız. Buradan da şimdi izleyicilerimizle paylaşalım. Hatırla Yakar Bey'in bir yorumunu gördüm. Şimdi bu ilginç. ASKF Facebook sayfasında birçok kişinin engellendiğini de hatırlatalım. Eleştiriye kapalıysanız kurmayın bu sayfayı demiş. Haklı. Doğru söylüyor. Ya yani hakaret içermediği müddetçe yorumlar, eleştirinin açık olması. Biz de eleştiriyorlar. Her eleştiriden bir olumlu sinyal almak lazım. Yani bunu aşmak lazım kısacası. Hocam son olarak da Cumhuriyetimizin 100. yılı etkinlikleri kapsamında 18-22 Ekim tarihlerinde Karaçay Vadisi, biliyorsunuz bizim göz bebeğimiz, herkesin bir hatırası olduğu bir yer, doğa güzellikleriyle.
Burada şelalelerin keşfi için bir çalışma yürütülüyor. Ve bu çalışmalar da 2 gün sonra sona erecek. Karaçay'ı dağcılık ve doğa sporları olarak değerlendirdiğimizde nasıl yorumlarsınız? Şu anda zaten ekip sanırım Karaçay şelalelerini keşif için dağdalar. Karaçay üstlerindeler. Onun haberini aldık biz bugün. Osmaniye'nin gerçekten görülmeye değer çok güzel yerleri var. Özellikle Karaçay'ın üst taraflarında, Karaçay'ın yan taraflarında. 2 yıl önce bizim masterlardan Mehmet Örken abi sizi bir yere götüreceğim dediğinde şelaleye, Karaçay şelalesine ben çok şaşırmıştım. Şelaleyi ben gördüm daha önce. Yok burası çok farklı dedi. Zorkun yolundan gittik. Taş balı yoluna girdik. Oradan araçla yaklaşık 10 dakika gittikten sonra 2 kilometre bir yürüyüşle bir şelaleye gittik. Orası Sarışiş Şelalesi ve orayı çok kimse bilmiyor. Biraz zor bir süreçten geçtik giderken. Ve benim aklım gitti Ümit, bayıldım. Bayıldım. O şelalenin üst tarafındaki kayaların arası Allah tarafından o kadar özenle yapılmış ki sanki böyle simetrik aletlerle havuz yapılmış. Arkası arkasında 2 tane şelalenin üstünde. Ve o havuzun üzerine bir gör. Özel hani böyle otellerin önünde havuzlar olur ya. Aynı onlar gibi. Harika, bayıldım. Çok güzel yerler var. Keşfedilmesinden yanayım ve bir kez daha da bu işte uğraşan bütün ekipmanlara, bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık. Fırsatımız olsa keşke biz de gitsek o şeylere. Yani hocam bunlar keşif yapıldıktan sonra tabii dosyalanıyor ve bir dosya haline getiriliyor. Tabii önemli olan orayı işler hale getirebilmek, insanları çekebilmek. Bu çok değerli. Yayınımızın da sonuna geldik. Müthiş, müthiş kültür zenginliğimiz var. Müthiş coğrafi yapılarda keşfedilmemiş, keşfedilmeye hazır. Keşfedilmiş fakat tanıtımı yapılmamış yerlerimiz var. Ben burada çağrı yapmak istiyorum. Belki sporun dışına çıkıyorum ama Kültür ve Turizm Müdürü bence biraz masada imza atmaktan ziyade çevremizdeki şu güzelliklerin reklamını yapsın. Evet. Ben burada oldukça zayıf görüyorum Kültür Müdürünü, Turizm Müdürünü. Bir şeylerin yapılması lazım. Gerekiyorsa şu anki Doğaka ekibi gitti herhalde dağdalar. Evet, o da çıksın ya da yanında elemanlarını göndersin, o da görsün ve bunun tanıtımını yapsınlar. Ya şuradaki kastaba alan tanıtımını yapamıyoruz. Ümit evet ya. Hocam, yani haklısınız. Sporun dışına çıkmadan yayınımızı bitirelim. Bir şey daha söyleyeyim de ondan sonra kapatalım. Cumhuriyetimizin 100. yılı nedeniyle bir takım etkinlikler yapılacak. Ben de bildiğiniz gibi Türkiye Boçya Bonitar Federasyonu Osmanlı İl Temsilcisiyim. Evet. Bu süreçte 27-28 Ekim'de Tosyalı Spor Salonu'nun 2. katındaki dart salonunda dart müsabakası yapılacak, dart şampiyonası yapılacak. Herkes katılabilir. Yaş sınırı yok. Amaç orada zaten bu dartın tanıtımını yapmak. Orada eğlenmek, çeşitli ödüller, kupa ve madalya törenlerimiz olacak, hediyelerimiz olacak. Mutlaka bu branşın yaygınlaşması için halkımızı ben davet ediyorum. Hocam teşekkür ediyoruz. Takipçilerimiz güzel bir yayındı. Yani önümüzdeki süreçlerde inşallah daha da zenginleşerek, daha da güzel konularla, daha iyi etkili konularla yayınımıza devam ettireceğiz. Amatörün sesini burada sona erdiriyoruz. Bizleri takip ettiğiniz için ve değerli yorumlarınızdan dolayı da teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz. Hoşçakalın.